Tehlikeli bir meslek. Bıçak satıyoruz sonuçta. Ben Selim Kan. Biz Beşiktaş'ta 1972 senesinde bu dükkanı açtık. Dedelerimiz Rize'den geldi. Rize'de Gabahor denen Gölyayla köyünde her gün dedem bir tane orak yaparmış. Babalarım, amcalarım, onlar da onun yanında çalışıyor ufaklar. Köy yerlerinde zamanla göçler başlayınca kaçmış İstanbul'a gelmiş. Demişler ki ne iş yapalım burada? Biz bu bıçakçılıktan anlıyoruz. Birer tane çark yaptıralım, sırtımıza asalım, İstanbul'da sokak sokak gezelim. Yıllarca bu şekilde bıçak bilelemişler. Buraya geliyorlar, burada Demirciler Sokağı 1955-60 senelerinde. 1970'te insanların ayaklarına gidip kendilerini tanıttıktan sonra bu dükkana müşteriler gelmeye başlıyor. Ben 3. kuşak olarak bileziği devraldım 2015 yılında. Aldım ben de bıçak bileyim, hızlı süreyim, vereyim değil. Bir bıçağı bilelemesini ancak ve ancak 5 seneden aşağı öğrenemezsiniz ya. Yani. Hem göz istiyor, hem beyin istiyor, hem el becerisi istiyor. 1000 tane bıçağın içerisinde bana deyin bul senin bilediğin bıçağı. Ben araştırır tık çıkartırım derim ki bu bıçağı ben bilelemişim. Benim imzam var onunla derim yani. Biz bu işi tamamen dürüst, tamamen güvenilir, tamamen doğru yapıyoruz. Evinize gittiğinizde diyorsunuz ki ya hakikaten ne usta adamlar var. Diğer çekmecenizdeki bütün bıçakları kenara itiyorsunuz, artık hep bize git geliyorsunuz yani. En iyi bıçak yani bizim memleketimizde, Türkiye'de Trabzon. Trabzon bıçakları şu anda piyasanın en iyisi. Sürmene dediğimiz, sürmene bıçağı hakikaten bir numaralı bıçak. Ve uzun ömürlü de insanlar kullanabiliyorlar, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorlar. İyi bir bıçağı şöyle anlarsın, iyi bir bıçağı elinize aldığınız zaman, bıçağın üstüne şöyle tık tık vurduğunuz zaman çın çın ötmesi lazım bıçağın. Çelik budur. Şu şöyle bir çın diye bir öttürür bıçak yani. Çok parlak bir bıçak. Kesinlikle hiçbir işe yaramaz. Parlatılmıştır veya nikelaj çekilmiştir üstüne. Pırıl pırıl duruyordu. Tehlikeli bir meslek. Bıçak satıyoruz sonuçta. Ellerimizi, ayaklarımızı biz çok kesiyoruz. Çalışırken çünkü biz bıçakla birebir muhatap oluyoruz. Ve makineye tutuyoruz onu. Devamlı elimizde. Esnaf demek hani beldenin bence güvenilir insanı demek. Beşiktaş'ın esnafı çok iyi bir esnaf. Düzgün insanlar. Burada bir ürün aldığınızda esnafına hakikaten güveniyorsunuz. Bir alışveriş yaparken insanına da güveniyorsunuz yani. Daha dürüst, daha açık, daha nettirler. Açık görüşlüdürler. Özgürlüğüne düşkün insanlardır yani. Beşiktaş'ta yaşamaktan, Beşiktaş'ta olmaktan, esnaf olarak da olmaktan çok mutluyum.